Ulu Cami'nin hemen karşısında Erzurum Kalesi yer alıyor ve Erzurum Kalesi'nin en önemli yapılarından bir tanesi de bu arkamda gördüğünüz kule oluyor. Aslında burası bir zamanlar minare olarak kullanıyormuş. Daha sonra gözlem evine dönüştürülüyor ve şu anda saat kulesi olarak... Bir ustalarımız yok. Yurt dışında gelle bu tuhanı görene beyin gidiyor. Bağ, o edile, çekiler. İklimin oluşturmuş olduğu kristaller nelerse o kristallerle oluşuyor bu kule. Bunu tarih anlatırken aslında kimse söylemiyoruz ama orayı bilgisayar üzerinde böyle farklı farklı renklere boyarsak hani gelinlerin nişanda falan ya da kına gecesinde üstüne bir tane yüzüne evet. Çok fazla soğuk. Kar var, buz var, fırtına var. Dışarıda duramıyorsunuz. Şu an karın içindeyim. Yürümek zor oluyor. Hareket etmek gerçekten zor oluyor. Sen ne güzel olursun. Esen Anadolu'yu. Herkese selamlar. Bugün sizinle beraber Anadolu'nun en güzel şehrini gezeceğiz. Yani artık şunu fark ettim. Sıcak memleketlere gitme vakti gelmiş. Gerçekten dondum ya. Yalnız şu an çok iyi başlangıç yaptım. Bu arada kameramın şarjı bitti. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Erzurum'un tarihi dokusunu, kültürel dokusunu, insanlarını, hikayelerini, efsanelerini, yemeklerini keşfediyor olacağız. Benim için de ilk deneyimim olacak aslında. Şu an çok fazla plan yapmadan ilerliyorum ama gerçekten çok güzel anılar biriktirmeye başladım şimdiden. Erzurum gerçekten harika bir yermiş. Özellikle belli noktaları var. Oralara ulaşmaya çalıştım ve bu şu an bulunduğum yer Erzurum Kalesi içerisinde yer alan Saat Kulesi'ydi. Buraya çıkıp böyle Erzurum'u daha yüksekten görmek istemiştim. Çok heyecanlı bir deneyim benim için. Şu an böyle Erzurum içerisinde yer alan birçok yapıyı buradan görebiliyorum. Zaten tarihi dokusu Erzurum'un genel olarak burada toplanmış bir şekilde. Gerçekten ilk geldiğim gün çok fazla fırtına vardı ama ikinci gün güneş öyle güzel bir açmıştı ki böyle sevinçten hemen kendimi dışarı attım ve bu benim ikinci günüm. Bakalım bu bölümde ben neler yaşayacağım. Bakalım Erzurum'da hangi anılar bana unutulmaz olarak kalacak. Ben şimdi 3 kümbetlere geldim. Burası Anadolu'da yer alan en güzel kümbetler arasında geçiyor. Erzurum'dayız. Gerçekten Erzurum'a gelip en çok görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi bu. 3 kümbetlerdi. Bakalım. Azat. Azat ve Abdullah. Evet. Siz burada geziyor muydunuz? Rehberlik yapıyoruz. Yani. Aa, güzel. Erzurum'a gelirsek o zaman Azat ve Abdullah'ı görebilirsiniz. Onlar büyük olasılıkla benim zorlandığımı anladılar. Çünkü ben kardan zaten buraya zor geldim. Kümbet ismini söylerken de şaşırdım birazcık. Peki o zaman madem siz buranın rehberisiniz sizden de diyelim mi? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulunduğumuz adam 3 kümbetler. Hocam en büyük ve en gösterişlisinden başlayayım. Evet, Saltuk kümbeti. Pencereleri tekli sarsak, 16 tanedir. Çiftli sarsak, 8 tanedir. Bunların işte iki rivayeti bulunmaktadır. Bazı rivayetlere dair açık 8 pencere cennetin kapılarını, kapının 8 pencere ise cehennemin kapılarını, bazı rivayetlere dair ise açıklar, yaşamı kapalılar ise öbür dünyayı, ölümü semboller. Tamam, o tarafa gidelim mi birazcık? Gidelim hocam. Buyurun. Hocam, bu kümbet bir kadına ait olduğu bir kümbetidir. Nereden anlaşılır? Gördüğünüz gibi o kırmızı çember, hani annelerimizin, bir ara gelinlerin beline bağladığı kırmızı kuşağı da sembollemektedir. Hocam bir de size şöyle kimsenin bilmediği bir bilgi söyleyeyim. Tamam. Gördüğünüz gibi hemen o pencerelerin, kısa pencerelerin üstünde bir
ovuklu üçgen bölüm bulunmaktadır. Ovuk evet. Ovuk. Bunu tarih anlatırken aslında kimseye söylemiyoruz ama orayı hisar üzerinde böyle farklı farklı renklere boyarsak, hani gelinlerin nişanda falan ya da kına gecesinde üstüne bir tane yüzünde evet. Duvak. Atıyor ya duvak. Evet. Duvaklı bir gelinin yüz ifadesi oluyor. Aa, çok ilginç. Kümbet anonim kümbet olarak evet. Geçiyor. Onun üzerinde de o şekilde yazıyormuş. Neymiş bakalım yani, bunun sırrı? Yapısı biraz farklı. Nedeni yani tek kattan oluşmaktadır. Bir de fark ettiyseniz başında topluca evet, bir çim var. Aşmaktadır. Bunun nedeni ise o dönemlerde bu kümbette flama dağınıklı olsun diye özel bir kumla yapıldığından dolayı başında çimler aşmaktadır. Çünkü ben burayı tek gezmeye geldim ve onlar hemen beni fark etmişler. Bu da bizim anımız olarak kalsın burada. Evet, isminizi baştan alalım. Sizi hiç unutmayalım böyle. İsminizi benim söyleyeyim. Adım Burak. Burak. Azat. Azat. Abdullah. Abdullah. Ben de Nurak. Tanıştığıma memnun oldum. Yine görüşürüz. Teşekkür ederim. Ya yukarıdaki kar düşmüyor mu? Hemen de sol tarafta var. Tamam. Bu Hayat Ağabey'in hamamine biliyor musunuz? Selçuklu simgesi biliyorsunuz. Evet. Diyor ki kartal diye göklere hakimliğini veriyor. Evet. Aslan da yerin hakimi. Ağız da yaşam ve hayat. Yaşam diyor ve ki, hayat. Ölüm, doğum ve ölüm. Yani evet. İkisinin arasında bir çizgi. Buranın böyle tarihine baktığım zaman 1310 yılında yaptırılıyor burası. Ve buranın şöyle bir özelliği var. Anadolu toprakları içerisinde yer alan kapalı avlu medreselerinin en büyüğü olma özelliğini taşıyormuş Yakutiye Medresesi. Bu alan içerisinde böyle küçük odalar var. Küçük odalarda müze tarzı yapıldığı için böyle bazı yerlerde takılar sergileniyor. Bazı yerlerde el yazmaları var. Yani Erzurum'a ait birçok tarihi izleri bu müze içerisinde görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir müze ve Erzurum'a geldiğiniz zaman mutlaka gelmelisiniz diyeceğim yerlerden bahsettim. İçeride dedim ki 11 tane oda var. Odalarda Osmanlı Selçuklu eserleri var. Evet, gördüm onları. Yani şimdi diyorum, işte Milim Üniversitesi. Burada sadece din eğitimi alınmamış. Geometri olsun, kimyası olsun, fiziki olsun bu dersler de alınmış. Hatta burada burçlarla ilgili bir semboller de vardı aynen. Sanırım. Az zaten önce her okuyayım. Odaların üzerinde vardır. Evet. Evet, şu anda yine bir kapının önüne geldim, bakalım. Ay, ya da bu mu? Yok. Değerli misafirlerimiz, Dadaşlar Diyarı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bu konak 300 yıllık tarihi var. Hı hı. Mimarı Osmanlı döneminde yapılmış, babamın ismini koydum Paşa Bey Konağı. Paşa Bey Konağı. Paşa Bey Konağı ne için açtım? Dedim tarih hepimizin, ecdat izi kaybolmasın, hatırlatmalar unutulmasın. Bugün sen gördün, yarın çocuğun görsün, torunun görsün. Bütün halkımıza bir müze, bir kütlevi yaptım. Bakın eskide kapı zili yok iken. Evet, ben şaşırdım hangisini çalacağımı. Bu konuda gelen misafir, erkek, bayan. Evet. Osmanlı dönemi harem ve selam. Ses tonları dinle. Erkek misafir. Kadın misafir, evet. Ege bunu büyümüşse erkek kapıyı açılmış. Erkek de bu merdivende çıkmış, erkek odasında oturmuş. Bayansa aynı merdiven arka tarafta var, çıkmış bayan odasına. Üst kısımda haremlik, selamlık odalar var. Bir de şimdi bunda o yanı içeri girdiğin zaman dikkatli kapılar açacak. Kapı neden açacak yapmış hanımefendi? Eskide medreselerin, türbelerin, bu tür evlerin kapıları açacak yapmışlar. İçeri girdiğin zaman selam, saygı. Kapılar açacak. Evet. Bu merdiven haremlik. Haremlik. Şimdi kapattım, tek giriş vermişim. Kapılara dikkat et. Tamam. Evet, şu anda bulunduğumuz ay, alanda 3 asırlı bir mutfak. Eskide yeme içme hep burada yapılırmış. Evet, kalabalık şimdi aileler mi oluyor? Bunun tavanı kırlangıç tavan. Bunda hiç çivi yok. 7 kat 8 köşem, köşe bentlerde birbirine geçme. Dediğin buranın ismi Baba Ocağı. Bakın Baba Ocağı nereden gelme? Eskide büyüklerimiz ne derdi? Baba Ocağı tüttü mü? Ne demem çocuğum? Yani Baba Ocağı yandı mı? Yani tüttü mü yani? Duman çıktı mı? Tüttü mü? Evet, evet, şu an anladım.
Baba da öldükten sonra biz ne deyirik? Baba öldü, ocağı söndü. İşte gençler, bu kelime buradan gelmek. Eğer evladı varsa yakarmış. Evladı olmasa yakanı yok. Ocak söndü gitti. Yine o zaman soba yok iken bu evin ısıtmasını burada yapmışlar. Bir şimdi baba ocağın ismini değiştik. Şümine oldu. Evet. Şimdi. Tandırda yemek piştikten sonra sol tarafa seki denir buraya. Hı hı. Bu sekide de ev halkı. Bir kapta birlik, beraberlik yemek. Şimdi bir şey söyledim bana kızma. Şimdi bazen ablalarımız ne deyir? Komşusunun kapısını çalıyor. Komşu komşu diyor hele hoş gel benim kocam bana Amerikan mutfağını yaptı. Gençler dikkat edelim. Amerikan kim kim onun mutfağını yapıyor? Bakın bu açık mutfak kültürü. Hı-hı. Babana ait, dedene ait, Osmanlı'ya ait. İşte biz tarihimize, kültürümüze sahip çıkmadık. Adamlar bizim tarihi yapışaldı götürdüler. Şimdi bak bizim kültüre ismini koymuşlar. Açık mutfak Amerika'ya ait. Herkese söyleyin. Bu kültür bir yere. Türk mutfağı. Burada erkek misafir mevcut. Nerede dönüyoruz peki? Az önce dediğiniz. Efendim? Kadınların. Kadınlara şimdi gideceğiz. Tamam. Bura erkeklere ait. Erkekler burada çıkarken. Buyurun gelin. Erkekler bu odada. Oturup çayını, kahvesini, sohbetini burada yapmışlar. Esas bu odanın tavanına bak. Evet, aşağıdaki ördüğümüz. Osmanlı motifi tavanda. Tavanı da 9 motif işleme. Ağacı, ceviz ağacı. Ceviz. İşçiliği bıçakla kıl destereğini yapmışlar, buraya montalamışlar. Artı bu tavanın ismi de 40 örümceli tavan derler. Hmm. Varmış ustalarımız? Yok. Yurt dışında gelirler bu tavanı görürler, beyin gidiyor. Vav, o ediler, çekiler. Biz tarihimize sahip çıkıyoruz bak. Amca evet. Ondan sonra Erzurum'a geldim. Retaybire çoğunluk herkes gelsin. Paşa Bey konağı görsünler. Evet tesadüfen buldum ama gerçekten arayan bulurmuş Hakem amcayı. Sultan. Yani bunun yöresel kıyafetleri. Sultan. Bunda sultanlar böyle dolaşıyormuş. Olabilir. Evet, ben de. İlk defa böyle bir şey giyiyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Ben şu an oltu taşlarını merak ediyorum. Çünkü tabii. Erzurum deyince ilk akla gelecek bir tane evet, şey de. Taşlardan bir tanesi oltu taşı. Evet, evet. Değerli bir taş oltu taşı. Yani hikayesi de böyle tamam bakılınca zor şartlarda oluşan, işte insan gücüne dayalı tamamı. Oltu taşının en azından ne olduğunu size bahsedeyim. Evet. Mesela oltu taşı dediğimiz taş, ardıç ağacının kökü 700 yıl boyunca tamam ya da 800 yıl boyunca kayalaşma süreciyle topraktaki minerallerle kayalaşma sürecini geçirir. Tamamen ağacın kökü kayalaşır.
Wow. Yanına bıraktığım zaman daha bir boz renktedir mesela. Aa, evet. Şimdi bunlar biraz da tabii ki ciladan geçmiştir ama mesela yıkandıkları için, temizlendikleri için biraz daha böyle kahverengi durumuna geçmiştir. Hı-hı. Ama mesela buna sürekli mesela şöyle dokunduğunuz zaman mesela elinizdeki terle mesela sürekli o kendini şey böyle oluyor. Parlatmaya geçer zaten. Aa, mesela çok güzel. Daha da çok parlar, daha çok parlar. Yani ne kadar çok çekersiniz o kadar çok parlar. Genç enerjiyi aldığı söylenir o taşının. Yani vücuda rahatlama hissi verdiği söylenir zaten yine. Taşların zaten kendileri o taş testlerimiz ortalama 300-350 kereden başlıyor. Mesela biz biraz daha koleksiyon var böyle ürünler hazırlıyoruz. Bunlar bizim mesela oltu taşı üzerine mercan işlemeleriniz. Sıvırcık gözlüğümüz çiftler. Bunlar böyle biraz daha bizim koleksiyon ürün gruplarımız mesela. Şimdi bizim en azından Erzurum'a gelmişsiniz. Yöresel işçiliklerimizden de bahsedeyim size. Olur, mesela çok bu işçiliklerimiz teşekkür. Mesela normalinde baktığınız bunların hepsi oltu taşıdır normalinde. Ama bizim asıl olan Erzurum işçiliğimiz budur. Yani oltu taşı üzerine mesela kalem ve testere işi dediğimiz işçilikler. Mesela bunları tamamen ustalar ellerini spontan bir şekilde tamamen keserler. Hı hı. O motifleri tamamen üzerine uygularlar. Aynen tesif sanatı gibidir. Bu yapraklar, bu çizgiler ya da işte bu sarmaşık motiflerin, güllü motiflerin hepsinin kendince böyle spontan bir hikayesi vardır. Evet, çok yani. Güzel gerçekten. Dükkanın ismi nedir? Asil Taş Oltu Taşı. Asil Taş. Evet. Taşan 72 numara. Şu anda ben Erzurum Kalesi'nin içindeyim. Müze kartla buraya giriş yapabiliyorsunuz. Eğer müze kartınız yoksa 12,5 TL ödeyerek buraya girmeniz ve gezmeniz mümkün görünüyor. Şu an bakalım kalenin içinde bu arkamda gördüğünüz kapıdan girdim ve burada bir tane saat kulesi yer alıyor. Oraya çıkıp böyle Erzurum'u yukarıdan izlemek istiyorum. Erzurum Kalesi'nin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi şu an çok karlı. Yani karlar erimedi bir kere burada. Şu anda ben kulenin içine girdim ama burası gerçekten çok karanlık. Evet, yavaş yavaş çıkmaya çalışacağım. Ve şu an burada kimse yok. Hop. Ay şu an çok yoruldum. Sesi duyuyor musunuz? Galiba bu saat mekanizmasının sesi olsa gerek. Yani öyle tahmin ediyorum. Burada harika bir manzara var. Bütün Erzurum görünüyor. Ve hatta karşıda Palandöken kayak merkezinde görüyorsunuz. Bakın orada rampalar var. Çok fena soğuk var ya. Burası Ejder Tepesi mi oluyor? Ejder noktası oluyor sanırım. Çok vaktim yoktu falan. Dökene de gelmek istedim. Çok soğuk ama. Yani artık şunu fark ettim. Sıcak memleketlere gitme vakti gelmiş. Gerçekten dondum ya.